Merhaba arkadaşlar, bugün size empati oyununu anlatacağım. Empati oyunumuz 8 ile 14 yaş arası çocuklarımız için uygun bir oyundur. Oyunumuz bizlerde bilişsel zeka ve duygusal zekayı geliştirmektedir. Oyunumuzun içeriğinden bahsedeyim sizlere. Oyunumuzun içerisinde şöyle 12 tane davranış kartı bulunmaktadır. Oyunumuzda toplam şöyle soru kartları var. Toplam bunlar 352 tane. Oyunumuz 4 oyuncuyla oynanmaktadır. Oyunumuzun içerisinde bir de şöyle taşlarımız vardır. Bunlar puan taşlarımız diye geçmektedir. Normalde şeffaf ama belli olmadığı için üzerine Uğur Böceği kondurdum. Oyunumuzda bir de şöyle kum saatimiz vardır. Bu da 1 dakikayı temsil etmektedir. Kartımızı okuduğumuz şöyle söyleyeyim. Kartlarımızı biz okumuyoruz. Oyunumuz 4 kişiyle oynanmakta ama kartlarımızı okumak için bir tane hakeme ihtiyacımız var bizim. Bu bütün toplam 350 tane olan kartı hakemimize teslim ediyoruz. Ve kartları bize okuyacak olan kişi hakemdir. Bunu da hakemimiz bizler için çevirecek. Sorumuzu okuyacak. Sorumuzu okuduktan sonra her oyuncuya farklı sorular okuyacak tabii ki de. Oyuncular davranış kartlarından bir tane kart seçerek hakemimize gösterecek. Misal veriyorum ki şuradan hemen bir soru okuyayım sizlere. Diyor ki diyelim bir gün abini bisiklet kullanırken gördün. Yanına gidip sen de bisiklete binmek istediğini söyledin. Sana biraz bekle dedi. Bu durumda ne yaparsın diyor, tamam mı? Şimdi şöyle umursamam, yardım isterim, affederim, kavga ederim, şikayet ederim, konuşurum, kızarım, sessiz kalırım, özür dilerim, hoş görürüm, sabrederim, muhabbeti keserim gibi kartlarımız var. Burada 1 puanlık, 3 puanlık bir de 5 puanlık bizim şeylerimiz var. Durumlarım, davranışlarımız mevcut. Diyelim ki biz burada sessiz kalırım ve sabrederim dememiz gerekiyor. Ama biz bunu demedik. Onun yerine muhabbeti keserim dedik, misal veriyorum. O zaman bu taşımız var ya, davranış taşı, bu taşımızı hiç ilerletmeyeceğiz ve olduğumuz yerde kalacağız. Eğer ki biz sabrederiz demiş olsaydık 5 tane ilerleyecektik. Hemen şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5. 5'e kadar gelecektik. Bu şekilde arkadaşlar. Oyunun şeyleri vardı. Davranışları var demiştim. Bu davranışları isterseniz sizlere okuyayım. Affederim davranışını ne zamanlar kullanabiliyoruz? Affederim. Bir olay karşısında normalde birini cezalandırman beklenirken ona duymuş olduğun sevgi, arkadaşlık duygularından dolayı cezalandırmaktan vazgeçtiğin davranışlarda kullanabiliyorsun bunu. Yardım isterim. Olumlu ya da olumsuz bir olayda kendi başına halledemeyeceğini anladığında anne, baba, öğretmen veya çevrendeki diğer kişilerden destek alman gereken durumlarda bu davranış kartını kullanabilirsin. Umursamam. Ciddiye almadığında sana bir fayda sağlamayacak. Hatta sana zarara dokunabileceği olaylara karşı aldırış etmeden hiçbir şey olmamış gibi hareket etmek istediğin durumlarda bu kartı kullanabilirsin. Kavga ederim. Kaçamayacağın ya da başkasından yardım isteme imkanın olmayacağı bir anda, fiziki bir saldırıya maruz kaldığında, kendini savunmaya ihtiyaç duyduğun durumlarda bu kartı kullanabilirsin. Hoş görürüm. Bir olay karşısında normalde olumsuz tepki verecekken karşındaki kişiye duyduğun sevgi, saygı ve benzeri duygulardan ötürü içinde bulunduğun vaziyette katlanman gereken durumlarda bu davranış kartını kullanabilirsin. Şikayet ederim. Birinin yaptığı bir işi ya da davranışı yanlış veya haksız bulduğunda bu işi anne, baba, öğretmen gibi yetkili bir kişi tarafından çözülmesini istediğin durumlarda bu davranış kartını kullanabilirsin. Konuşurum. Bir olay karşısında kendi düşünceni karşı tarafa açıkça belirtmek istediğin veya konuşmanın faydalı olacağına inandığın durumlarda bu davranış kartını kullanabilirsin. Kızarım. Seni rahatsız eden bir olay karşısında şiddete başvurmadan tavrını ortaya koymak ya da karşı tarafı ikaz etmek istediğin durumlarda bu davranış kartını kullanabilirsin. Özür dilerim. Bilerek ya da bilmeyerek yapmış olduğun bir
yanlış davranıştan dolayı karşı tarafın seni affetmesini istediğin durumlarda bu davranış kartını kullanabilirsin. Sabrederim. Olumlu bir sonuca ulaşmak için olumsuz bir duyguna tahammül etmeyi tercih ettiğin veya katlanmak zorunda kaldığın durumlarda bu davranış kartını kullanabilirsin. Muhabbeti keserim. Birinin davranışını olumsuz bulduğunda ve onunla konuşmanın artık hiç faydalı olmayacağına, hatta sana zarar verebileceğini düşündüğün durumlarda bu davranış kartını kullanabilirsin. Sessiz kalırım. Bir olay karşısında bilinçli bir şekilde olumlu ya da olumsuz tepki vermemeyi tercih ettiğin durumlarda bu davranış kartını kullanabilirsin. Evet arkadaşlar, davranış kartlarımızı bu şekilde kullanmamız gerekmekte. 12 tane davranış kartımız vardı. Onu da söylemiştim. Şimdi oynanışını ben sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar, oyunumuzun düzeni şu şekilde. Hemen bakıyoruz. Yeşil olan bölüm yeşil kartlı kartlara sahip olacak. Turuncu olan bölüm turuncu, mavi mavi, kırmızı kırmızı olacak. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Arkadaşlar bir de şöyle, oyunumuz ben 4 kişiyle oynuyor dedim ama hani maksimum 4 kişi, minimum da 2 kişiyle oynanmaktadır. Yani 2 kişiyle, 3 kişiyle de rahatlıkla oynayabiliriz bu oyunumuzu. Şimdi şöyle, şurada gördüğünüz gibi 2 işareti var şu şekilde. Bu ne anlama geliyor? Hemen sizlere bunlardan bahsedeyim. Şimdi diyelim ki biz soru kartlarından birkaç tane de bildik. 3 tane ilerlememiz gerekiyor. 1, 2, 3. İlerlediğimiz zaman 3'te 2 tane 2 parmak görüyoruz. Bir sonraki elde sorumuz gelecek ve o sorumuzda hemen ben size bir kart göstereyim. Şöyle. Kalecilik şöyle diyor. Diyelim ki kalecilik yapmayı hiç sevmiyorsunuz ve takımda senden daha iyi bir kaleci olmadığı için final maçında kaleye seni geçirecekler. Ne yaparsın? Şimdi burada şunu yapmamız gerekiyor. Genelde kartlarımızın altında şöyle iki tane cevap var. Sen bu iki cevap hakkı olduğu zaman ikisini de çevirebilirsin. Biz şimdi yeşilden açtık ya. Ne yaparsın? Konuşurum, istemediğimi söylerim. Ya da ne yaparsın? Hoş görürüm. Misal bu iki kartı gösteriyorsun hakemine. Hakem de bakıyor. Burada ne diyormuş? Sabrederim, hoşgörüm. Hoşgörüm dediği zaman 1 puan alacak. O zaman ne yapıyor? Oyuncumuz bir tane daha ilerliyor. Bu şekilde arkadaşlar. Bir de şurada bir şey fark ettiniz mi bilmiyorum. 20 numaralı olan yer siyah renk. Peki bunun sizce bir amacı var mı? Tabii ki de bunun bir amacı var. 20 numaralı yere geldiğimiz zaman, yani empati bölümü. Herhangi bir oyuncu en düşük kimdeyse, yani diyelim ki ben 20'deyim, arkadaşım 12'de, sonra diğeri işte 13'te, diğeri ise 9'da. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? En düşük numarada kim varsa onun olduğu yere, yani biz de 9'a geçiyoruz. Yani geriye gitmiş oluyoruz. Bu şekilde arkadaşlar, 40'ta da aynı şekilde yapıyoruz. Yine geri gidiyoruz ve kartlarımız okunduğu sürede zamanımız geri ters çevriliyor. 1 dakika boyunca o soruya düşünerek cevap veriyoruz. Arkadaşlar bu oyun şöyle, nasıl yapıldığından biraz bahsetmek istiyorum sizlere. 8 ile 14 yaşındaki çocuklara bu oyunla ilgili sorular sorulmuş. Daha doğrusu şöyle, bu oyun yapılmadan önce 8 ile 14 yaş aralığındaki 12.000 çocukla anket uygulanmış. Ve bu uygulama tamamen 2 yıl sürmüş. 2 yıl süre sonucunda, araştırmalar sonucunda böyle bir oyun yapmaya karar verilmiş. 100 branş üzerinden yapılmış bunlar. 100 farklı uzman bu oyunu çıkartmaya çalışmış. Yani bu oyun gerçekten bakanlıklara kadar gitmekte. Empati bizim için niçin önemli? Hemen sizlere bundan bahsedeyim. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi kartlarımızda çok farklı şeyler yazmakta. Şu anda var olan şöyle bir şey var. Bir olayla karşılaşıyorsunuz burada. Ama siz bunu gerçek hayatınızda da karşılaşabilirsiniz böyle bir olayla. Ve gerçek hayatınızda böyle bir olayla karşılaştığınız zaman nasıl bir tepki vermeniz gerekiyor? Sizde bunu hani kazandırıyor bu oyun aslında bakarsanız. Oyunumuzun kazanımları gerçekten çok güzel. Yani duygularınız ve bilişsel zekanız.
Yani yapmanız gereken şeyleri öğretmekte bu oyun. Yani bunu gerçekten oyun olarak değil de bunu ciddiye alıp çok düzgün bir şekilde ilerleye ilerleye kademe kademe oynarsanız gerçekten bu oyun sizlere çok şeyler kazandıracak. Çünkü 8 ile 14 yaş aralığı bir çocuğun gelişimi için önemli bir zaman zarfıdır. Çocuğun zaten şöyle 14 yaşından sonra çocuğa öğretmek istediğin davranışlarını değiştiremezsin. Çocuk davranışları zaten kapmıştır ve bundan sonra da nasıl öğrendiyse ona göre ilerlemektedir çocuk. Bu şekilde arkadaşlar oyunumuz gerçekten çok güzel. Bu oyunu ailecek de oynayabilirsiniz. Misal veriyorum ki anne hakem olur ya da baba hakem olur. 3 kardeşseniz çok rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Bu oyunu oynarken gerçekten düşünerek mantığınıza yattığı şekilde cevaplar verirseniz daha iyi olur. Biz oynarken çok mutlu olduk çünkü 1, 3, 5 puan var ve ona göre ilerliyorsun, ona göre geriye düşüyorsun. Sürekli bir şey var böyle, acaba nasıl cevap versem? Birkaç tane sizlere isterseniz soru kartı okuyayım. Neler yapabiliriz diye düşünelim. Diyor ki, diyelim ki okul çıkışında tanımadığın bir kişi seni ailen hakkında sana sorular sormakla şey yapıyor. Ne yaparsın diyor, o kişiyi şikayet ederim diye bir cevap var burada. Ya da şöyle, kahvaltı yaparken arkadaşın çayına şaka olsun diye şeker yerine tuz attı. Arkadaşın da tuzlu çayı içince sana çok kızdı. Ne yaparsın? Yani burada diyor ki arkadaşına böyle bir hareket yaparsan sonuçlarına katlanmak zorundasın. Yani ya arkadaşına hani ne demelisin? Ya arkadaşınla konuşursun ya da arkadaşından özür dilersin. Ama burada senin yapmış olman gereken şey arkadaşından özür dilemektir. Bir de şöyle bir durum var. Hani az önce de sizlere söylemiştim. Şuradaki görmüş olduğunuz iki puanlı şeyler var ya. Şimdi diyelim ki buraya geldik ya biz. 33'e geldik. 33'te bize bir soru yöneltiliyor. Hemen bir soru yöneltelim. Daha önceden tartıştığın bir arkadaşın senin fotoğrafının üzerinde bilgisayarda hoşlanmayacağın oynamalar yaparak bu fotoğrafları bütün arkadaşlarına gösterdiği zaman ne yaparsın diyor. Hoşlanmadığın bir arkadaşın, yani arkadaşınla tartışıyorsun ve arkadaşın senin fotoğrafın hakkında uykusuz, çirkin ya da böyle senin hoşuna gitmeyecek davranışlar sergiliyor, tamam mı? O fotoğrafı öyle yaptığı zaman sen üzüleceksin, mutsuz olacaksın ve sinirleneceksin. Neler yaparım? Şimdi iki tane şık seçme hakkımız var. Ne seçebiliriz? Konuşurum. Konuşabiliriz. Evet, konuşmak mantıklıdır. Ve de kızarım. Ben çok kızarım. Ben olsam kızarım. Şimdi ben bu iki kartı hakeme göstereceğim. Eğer ki bu kartımda yazanla uyuşuyorsa ben bu sefer hem 5 puan alacağım hem 1 puanı. Yani toplamda 6 tane ilerleyeceğim. Ama şimdi burada ne diyor? Şikayet ederim, muhabbeti keserim. Ama ben ne dedim? Konuşurum ve kızarım dedim. O zaman ne yapıyoruz? Olduğumuz yerde kalıyoruz. Böyle de bir şey var arkadaşlar. Yani çok düşünerek çok mantıklı cevaplar vermeniz lazım. Empati bu yüzden önemli. Başınıza gelmemiş olayları başınıza gelmiş gibi düşünmenizi sağlayabilecek bir oyun. Gerçekten bu oyunu oynarken ileriye dönük çok şeyler kazanacağınızı düşünüyorum. Umarım bu oyunu hani evinize alırsınız diye düşünüyorum. Çünkü oyun gerçekten harika bir oyun. Hani biz oynarken gerçekten empati kurmayı öğrendik bu oyunla ve sizin de empati kurmayı öğreneceğinizi düşünüyorum. Evet arkadaşlar, oyunumuz bu şekilde. Gerçekten güzel bir oyun olduğunu düşünüyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sizlere tavsiyem empati kurmayı asla asla unutmayınız. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.